birkaç gündür köydeyim. 2-3 gün durup gideceğim zaten. Şehirden biraz kaçtım anlamı da çıkabilir bundan. Tabi güzel kuş cıvıltıları, sabah horozların sesleri. Yani niye aslında düşünüyorum yani neden yani. Bu kadar gürültülü çatışmaların, sorunların olduğu şehir hayatından böyle güzel bir yeri bırakıp da nasıl fabrikaların içine insan yığınlarıyla dolu bir şehre göç ettik. Tabi bugün biraz ondan bahsedeceğim böyle güzel bir ortamda. Evvela bizler köyden nasıl şehirlere göç ettik ondan bahsedeyim. Tabi tarlada çalışıyorsun, çiftçisin. Toprağın yoksa mecbur başka birinin tarlasında az ücret karşılığında çalışıyorsun. Tabi bu senin çoğu ihtiyacını karşılamıyor. Yani kapitalizm gün geçtikçe gelişiyor ve farklı şekillerle sana geliyor. Pek de çok ihtiyacın olmadığın bir şeyi ihtiyaç gibi gösterip sana onu aldırmanı söylüyor. Tabi toplumda bir baskı uyguluyor sonuçta. Madem komşunda var benden iyi olmasın gibisinden bir psikolojik algı, isteme arzusu uyandırıyor. Tabi bu ekonominin yanında eğitimi de var bu işin. Çocuklar karda, kışta, yağmurda eğitimlerini pek kolay sürdüremiyorlar. Kışın elektrik olmayabiliyor yani. Kışın çamurda, yağmurda devamlı bir okul hayatın var. Ve bu okul sana aslında çok yakın değil. Yani 5 kilometre, en az 10 kilometre uzaktadır. Yani çileli bir eğitim süreci var. İstediğin maddi gelire bir türlü ulaşamıyorsun yani. İstediğin şeyleri alamıyorsun. Tabi bunun altında bence en büyük neden bu. Gelir yetersizliği. İnsanlar tabi bu gelir yetersizliği nedeniyle birkaç tane akrabası büyük ihtimalle şehre göçmüştür. Onlar bir takım maddi imkanlara ulaşmıştır. Tabi bunlar böyle gelişince sen de bunlardan neden pay almak istemezsin ki? Sen de tabi o şehrin o maddi boyutun tadına bakmak için pılını pırtını toplayıp şehre göç edebilirsin. Peki böyle güzel bir yeri bırakıp gitmek kolay olmasa gerek. Tabii insanın sonuçta doğduğu, büyüdüğü yer az çok. Ve her şeyin doğal olduğu bir yer. Şehre gittiğimizde peki ne oluyor? Yani şehir sabah 8 akşam 6 demek. İnsan yığınlarına arasına karışıp mesai bitene kadar çıkmamak demek. Tekrar mesai bittikten sonra o insan yığınlarının içinde evine gidip akşam yemeğini yersin. Televizyonu açarsın. Haberlere şöyle bir bakarsın ne var ne yok. Sabah tekrar kalkıp işe gidersin. Çok sıkıcı bir hayat değil mi? Bu aşağı yukarı 30-40 sene sürüyor yani. İnsan ömrü ortalama 70 sene desek 40 senesini veriyorsun yani. Belki daha fazlasını veriyorsun ya. Çocukların oluyor, bir aile kuruyorsun. Ama bu süreç çok şey ya. Çok saçma geliyor yani. Güzelliklerden kaçıp bilinmezliğe aslında bir yolculuk gibi devamlı onun istediği şekilde yaşıyoruz. Yani bizi artık yönlendirmeye başlıyor. Yani şehir her alanda aslında korkunç. Yani sağlığımız için de pek yararlıdır diyemem.
Çünkü egzoz gazının en bol olduğu yer. Zaten insan sıkıntısından dolayı sigaraya başlıyor çoğunlukla veya başkaları içiyor diye, yani genç yaşta bunlar oluyor. Özenti diyoruz biz buna. Yani hayat böyle devam ediyor ya. Şehir hayatında işte barlarla tanışıyorsun, sevgililerle tanışıyorsun, ne bileyim. Birçok şeyle tanışıyorsun ve bu senin hayatına yön veriyor. Seni tekrar şehre mahkum bırakıyor. Şehirde de tabii geçim baktığın zaman kolay değil. Kiran aşağı yukarı zaten aldığın ücretin yarısı. Elektrik dersen yine elektriğin ayrı bir derdi var. Tabii kışın doğalgaz faturası. Kışın köyde kömür yakılıyordu veya odun. Bir şekilde geçiniyordun ama zordu yani. Hani insan vücuduna ağır gelen işlerdi. Şehirde bir düğmeye bastığın zaman mesela sıcak suyun dahi artık çeşmeden akıyor. Yani bir bedeli var. Sonuçta köyde domatesi, biberi, sebzeni, meyveni bahçende topluyordun. Tavukların vardı, yumurtan her sabah taze bir şekilde geliyordu. Yani burada dışarıda cebindeki parayla artık bir şeyleri satın alabilme imkanın var. Eğer cebinde paran yoksa alamıyorsun. Düşkün bir duruma düşüyorsun. Yani şehirde öyle bir nizam var ki insana el açtırabilecek bir pozisyona getirebiliyor seni. Zor ya. Şehir hayatı da baktığımız zaman, köy hayatı da baktığımız zaman aslında kendi içinde zorlukları barındırıyor. Şöyle bir bakalım. Arkamızda 10 numara bir nehir var ya. Şu güzelliği bırakıp gidiyoruz hacı. Mesele tabii bırakıp gitmekten ziyade insanın daha çabuk veya daha çok maddi imkanlara sahip olabilmesi demek. Yani şehir hayatı bu. Kimse 30 sene boyunca çalışmak istemez. Herkesin güzel bir hayatı olması istiyor. Yani bizler gösterişli bir hayatla etrafımız çevrili ve bu hayattan da gerekli payı almak istiyoruz. Netice olarak bunun içinde riskler alıyoruz. Nedir bu risk? İşte şehre giderek hayatımızın bir kısmını oraya yatırarak umduğumuzu bulabilmek. Tabii bu risk büyük bir risk. Yani herkes maddi varlıklara sahip olmak istiyor. Tabii başarı hikayelerini duyduğu zaman, bakın şunun oğlu şurada çalıştı çok zengin oldu diye. O hikayeler zaten meşhurdur. Hemen kandırıverir seni. Hepimiz hikayelere kalmış gibi gözüküyoruz. Bugün hava güzel dedim, bir çıkayım yürüyeyim ya, hem de kameramı aldım telefonuma. Güzel bir gezintiye çıktım. Tabii şu an burada sonbahar havası var. Pek fazla sonbahar gibi gözükmese de yani Kasım'ın aşağı yukarı 12'sindeyiz bugün. Yani 12'sindeyiz aşağı yukarı. Yani kafamda bilmediğime dair bir takım düşünceler vardı, o yüzden diyorum yani. Bu gölde zamanında çok balık tutmuştuk ya. İnsan güzel anları hatırladıkça mutlu oluyor hacı. Ya sabah 8'den akşam 6'ya kadar niye çalışıyoruz ya? Şunun güzelliğine bir bak. Altındaki araban. Bu manzarayı görmedikten sonra hacı, altındaki araban nasıl, ne yazar ya, çok klasik oldu ama. Şimdi de şöyle bir şey var. Diyor ki ya, hep ben burada nasıl yaşayayım?
Kardeş biz şehre niye göç ettik? İşte asıl sebebinden bahsettim az önce. İşte maddi imkanlara sahip olabilmek yani. İstediğimiz şeyi kolayca alabilmek. Yani köyümüzde bizim ineğimiz yoktu, koyunumuz yoktu, tarlamız yoktu. Çalışıyorduk. Çok fazla da bir şey kazanamıyorduk yani. Hem pisliğin içindeydik diyorduk. Hem de ağır şartlar altında kas gücüyle çalışıyorduk ya. Bunları diyorduk ya. Sonra tabii şehre gittik. Baktık ki şehir kendine bir köle yapmış bizi. İçinden çıkamıyoruz çünkü taksitler bir yandan geliyor, fatura bir yandan geliyor, çocuklar okula gidiyor. Kırtasiye masrafıdır, okul masrafıdır derken bir bakmışız ki onun içinden çıkamıyoruz. Yani yine aslında bir paradoksun içine giriyoruz. Yani burası bataklık gibi ya burası. Burası eskiden göldü hacı. Şimdi bataklık olmuş. Şöyle göstereyim. Bastığım yerler hep göldü yani. İnsanoğlu tükeniyor aynı bu şekilde. Yaşlanıyor yani gençlik bir kere gelmez hep çalışın diyorlar ya. Tamam çalış. Bir takım maddi imkanların oldu. Hani o zengin oluyorsun ya biraz paran oluyor. Bankada paran falan oluyor. Çek gel köye ya. Veya başka illa kendi köyüne değil. Sevdiğin bir doğa hayatını yaşa ya. Madem çalışmak mı istiyorsun? 4 tane 5 tane koyun al. Tavuk al. Kulübede bir köpeğin olsun mesela. Güzel olmaz mı ya? Bence 10 numara olur hacı. Arabada almışsın zaten. Çek evin bahçesine. Yapabilirsin bunlar. Ama biz tabii ya onun kölesi oluyoruz. İşte bu borçlar, taksitler meselesi. Ya da azla yetinmiyoruz. Tabii insanoğlunun karnının toprak doyurduğunu bildiğimiz için bu sene 50 milyar kazandık. Seneye niye bir daha 50 milyar kazanmayalım diyoruz. Tekrar o bizi parasıyla kazandığımız paranın büyüklüğüyle bizi cezbediyor ve öbür sene bir daha çalışıyoruz. Kaybediyoruz veya çalışıyoruz. Kaybettiğimiz zamansa diyoruz ki ya bu sene kaybettik. Bu zararımızı bu sene daha çalışıp kurtaralım. Bu böyle gidiyor hacı. Yani aradan bir bakmışsın geçmiş 30 sene. Artık yattığın zaman kalkıyorsun boynun tutuluyor. Yani o gençliğinden eser yok. Bir bakıyorsun ayak gitmiş. Yürümekte zorluk çekiyor. İşte hastalıklar artıyor. İşte bunun şekeri var, kolesterolü var, kalbi var. Ölüm riski var. Tamam yani bu şehirde de var, köyde de var ama ölüm riskim var. Yani her alanda. Bastın ayağına, düştün. Beyin kanaması veya bir tarafın kırıldı, öldün. The end. Koyunlar geliyor. Hacı koyun varsa ben yok. Niye diyecek olursanız geçen de bir koyun sürüsü vardı. Ben yukarıdaki köye yürüyordum. Koyunlar tam yolun karşısından geçecekler, öbür çayıra gidecekler. Yanda da 3 tane aslan. Koyun sürüsünün yanında. Yani aslan dediysem bildiğimiz aslan değil. Kangal. Yani aslan gibi. Şimdi de o yerin taşlı yerindeyim. Aha geldiler. Ne bunlar inek mi? Köpek olmasın da hacı. Vallahi hızlı yürüyorlar ha. Maşallah.